Arkadaşlar şu anda Tınaztepe Vadisi'nin zirvesindeyiz. Bu görmüş olduğunuz vadi dağda yaşam aslanlarının darlam sıkı bir mücadele içerisinde olduğu ve sürüsünü başında çoban olmadan koruduğu bir nokta. Şu arazinin yapısına rica ediyorum bir bakın ve lütfen yorumları ekleyin. Bölgede kurt çok avantajlı. Böyle bir yerde iyi bir köpeğiniz yoksa zayiat vermeden koyun gütmeniz neredeyse imkansız. Köpeklerin tamamı aldıkları kokunun ya da sesin peşinden gittiklerini düşünürken bir tanesi burada koyunların yanında kalmış. Onları beklemeye devam ediyor. Prenses de hemen şurada aşağıda. İki tane köpek sürüyü terk etmemiş arkadaşlar. Diğer köpeklerin tamamı şu anda arazide kayboldular. Arkadaşlar gerçekten artık kalp atışlarım 150'ye 160'a çıktı. Bakın koyunların birisi ta nereye gelmiş, diğerleri nerede? Sürüyü gerçekten sanırım mahvettim. Hayvanlar komple dağıldılar. Allah'tan köpekler de bölündü. Prenses ve bal kız orada. Al kız, diğer erkeklerse ilerlemeye devam ediyorlar. Çok zor. Yani İlkay'ı aramam gerektiğini düşünüyorum. Hayvanlara tekrardan zarar vermek istemiyorum ama şansımı son ana kadar zorlayacağım. Çünkü köpeklere güveniyorum. Bu arada acayip bir şekilde gök gürülüyor. Karşı taraftaki gökyüzü komple simsiyah bir hale döndü. Sanırım ciddi bir yağmur tehlikesiyle karşı karşıyayız. Umarım yağmur yağmadan sürüyü eve döndürmeyi başarırım. Yani inşallah. Ya Allah'ım biz gerçekten ne yaşıyoruz ya. İlkay malına zarar verdiysen de şimdiden hakkını helal et kardeşim. Yani bunu sen istedin. Ben seni aradım. İnsanca uyardım, çağırdım. Dedim ki İlkay zor durumdayım gel. Koyun doyması lazım, koyun doyması lazım. Al doydu koyun. Heh doydu. Niye yatıyorsunuz lan? Hanımına kahveni al. Bundan sonra böyle ana. Yine bir sistem kuruyorsun. Koyun gütmeye özenliğe de koyun gütüreceğiz. Böyle şehirden falan gelsin ha. İyiymiş. Bak bir evet. Bidol abiyi yolladım. Götsün elleme. Bir dedim dene dedim ya. Geliyorum burada oh. Köpekler şöyle koyun böyle. Bu için defasını mı çeksin ana değil mi? Ana alsın. Buradan da diyelim ana. Yeni bir etkileşim başlatıyoruz. Artık böyle şehirlerinde usananlar, köyü özleyenler, koyun gütmeyi özleyenler için de bir şey yapalım. Gelsinler gülsünler ana iyi değil mi? Bir gün güzel fayda. He biz böyle kahvemiz, çayımız. Biz de dinlenmiş oluruz. Her gece ev içerecek otururuz. Arası da tatil. Yer değiştireceğim nasıl olayım? Yer değiştirmeyeceğim. Arası da tatile gideceğiz. Torba yarabbim. İyi değil mi? Ana bir dolu abi gidiyor. Bu şekilde 3-5 kişi daha bulursak dedim iş tamam. İş doğru oldu. İyi. Sistemi buna göçeceksin. Vallahi bir ol şehir şehir gezeyim. Kasaba kasaba gezeyim. İyi bir öğrensin açık. Şimdi stajlık dönemi. Ona geri. Ustalığa geçsin temelli. Burada da durmayacağız. Gelmeye hadi engeleyeceğim ben size. Yürüyün 2-3 gün gelmeye vereceğiz. Telefonları da kapayacağız elleme. Bağırmasın ilk ay neredesin mi? Demez. Birazdan Recep de gelir, ona da otuşu verir. Şimdi buban falan koyun nerede dedi mi? Çoban tuttuk bir tane diyem. Akşam gel dedim. 7-8 gibi bak erkenden falan gelme koyunları getirme dedim. 9 gibi geliyor koyunlar. Sen telefon et oğlum. Şimdi gel. 7-8 daha kaç karar. Ya dedim 7-8 gibi kararıyor ya. 9.30-10 gibi koyacaksın diyelim. Geceyi ya beklesin, ya tepeye olsun. Biz burada iki bağırarak falan gülüşü verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet,
Değerli dostlar, yıllardan beri koyunlar, çoban köpekleriyle ilgili videolar yapan bir adamım. Hayatımda ilk kez bugün çobanlığı bizzat kendim deneyeceğim. Bir şehri nasıl koyun güder? Bu işler dışarıdan görüldüğü gibi mi, bizim ekrandan aktardığımız gibi mi, bizzat kendim bunu yaşayayım istedim. İlk ay bana bugün gün içerisinde yapacaklarımı anlattı. Şu yönden tedirgin değilim. Koyunların başına bir şey gelmeyeceğini biliyorum. Çünkü zaten burası çobansız sürü. Ama ben diğer işleri becerebilecek miyim? Göreceğiz. İlk önce kayaların üzerine tuz serpeceğim. Sonra kapıyı açacağım. Koyunlar burada tuzlarını yedikten sonra araziye doğru gidecek. Onlarla birlikte ben de araziye çıkacağım. Yeni katılan kuzular var sürünün içerisinde. Onlar birazcık ekibin dağılmasına sebep veriyormuş. Babası Mehmet amca bile sürekli koyunun 2'ye 3'e bölündüğünden şikayetçi. Bakalım başlarına bir iş gelmeden tüm gün nasıl bir enerji harcayacağız? Dağda başımıza neler gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Hadi bismillah. Önce tuz çuvalımızı bir alalım. Bunun içerisinde olduğunu söyleyeyim İlkay. Şöyle değneğimizi şuraya koyalım. Bu arada değnek böyle mi tutuluyor? Böyle mi tutuluyor onu da bilmiyorum. Bazı çobanlar bu sopayı böyle kuzuları, koyunları yakalamak için böyle kullanıyorlar. Kimisi de arazide dayanmak için kullanıyor. Ben bilmiyorum, bakalım. Tuz nerede ya? Ha, burada. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi buradan başlayalım. Bu arada tuzun hayvanlara nasıl bir faydası olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yani neden yerler? Yani ekstra susamalarını mı sağlıyor, acıkmalarını mı sağlıyor? Düzenli olarak küçük başlara neden tuz verildiğini bilmiyorum. İlkay ver dediği için vereceğim. Bir kere gün içerisinde sürekli olarak bedeniniz ve vücudunuz aktif. Yani ne kadar, kaç adım atıyorsunuz, kaç kalori yakıyorsunuz, bunu da merak ediyorum. O yüzden telefonumdaki adım sayarı da çalıştıracağım. Bakalım bir çoban ortalama günde kaç adım atıyor, onu da göreceğiz. Bölgedeki kayalara tuzları yaymaya devam edeceğim. Hayvanlar gelip buradan tuzları yiyecekler. Yani biz videolarda doğanın güzelliğini veriyoruz. Görüyorsunuz kazlar, dere, her yer mükemmel. Ama gerçekten daha ilk dakikada eğilip kalkmaktan dolayı belim acımaya başladı. Şöyle bir bakayım, yeterince tuzladım mı? Birkaç kaya daha atacağım. Herhalde yeterli. Şuralara da koyayım biraz. Evet, şimdi koyunları açacağım. Mesela merak ettiğim her çobanda çıkan bir ses vardı. Bu seslerin ne işe yaradığını bilmiyorum. Islık çalıyorlar, büp 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 gibi böyle değişik sesler çıkartıyorlar. Koyunlar da buna göre hareket ediyor. Şimdi deneyeceğim bakalım. Ben kapıyı açınca çıkacaklar mı? Haydi yaylama gidiyoruz. Hadi kayalara tuz döktüm sizin için, hadi. Yargıç, ne yapıyorsun oğlum aslan parçam? Yargıç, bana yardım et bugün, tamam mı? Hadi buraya, 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 haydi. Buraya, buraya. Haydi. Hadi Yargıç. Evet, sanırım buraya, buraya işe yaradı. Koyunlar yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladılar. Buraya, 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 buraya. Yargıç, bana yardım et, tamam mı? Hani prensesin kızları nerede? Hadi koyuna. Bura, bura, bura. Bura, 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 bura. Sen ne yapıyorsun burada? Hadi. Hadi mesai başladı, hadi uyan artık, koyuna gidiyoruz, hadi. Damın içinde hiçbir koyun kalmadığından emin oldum. Çobanların kadim dostları ve en önemli ekip üyeleri köpeklerle birlikte şimdi yavaş yavaş araziye doğru gideceğiz. Yanımda prensesin iki tane birbirinden güzel kızı var arkadaşlar. Çobansız sürü konusunda ekip üyeleri onlar. Size güveniyorum, tamam mı? Koyunları kaybetmeden bu akşam eve dönmeyi başarmamız lazım, tamam mı? Bana yardımcı olacaksınız ona göre. Efendim hanım anne. Tamam. Daha kapıdan çıkar çıkmaz eşeği unuttuk ya. Koş koş koş. Acaba sana binsem daha hızlı gider miyiz ya? Ulan bu nasıl bir işmiş, koyunlar gitti. Şurada bir deneyeyim bakayım. Dur. Dur oğlum. Dur. Dur bekle oğlum sen. Bekle oğlum sen. Bismillahirrahmanirrahim. Neresinden tutacağız bunu ya?
maalesef kadifeye binme işi yalan. Belki birazdan bir daha denerim binmeyi ama şimdi hayvanların yanına geçeceğim kadifeyle birlikte. Nefes nefese kaldım. Gel kadife, gel. Yargıç, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, şurada birazcık soluklanayım istiyorum. Şu anda yaptığım hareket doğru mu bilmiyorum. Normalde çobanlar köpeklerle çok oynaşmıyorlar. Hadi koyuna. Hayır, hayır koyuna. Yargı. Dur, koyuna. Çabuk, hayır yargı. Şşş, koyuna, çabuk. Yürü koyuna, hayır. Lan yürü, git koyuna. Gerçekten imkanınız varsa, İK'ların da tabii müsait olduğu anlarda gelip mutlaka bir gün çobanlığı denemenizi isterim. Mükemmel bir doğa. Hayvanlarla iç içiniz, köpeklerin arasındayız. Yargı, dur, yargı, dur, yapma. Isırma. Dur. Ulan yargı çekil. Eşek yine gidiyor. Hayır kadife kaçma. Kadife kaçma. Yani başladığım andan şu ana kadar hiçbir işi yolumda götüremiyorum. Eşeğe binemedim. 2 dakika soluklanayım dedim. Eşeği elimden kaçırdım. 5 dakikaya mükemmel bir çoban olacağım. Artık inancımı yitirmeden konsantre olmam lazım. Gel kadife. Şu anda kulağımda yeni yeni alışmaya başladığım aktif olarak gelen çan sesleri var. Çan seslerinden birlikte de arkadaşlar doğada öten ötücü kuşların seslerini duyuyorum. Kadifeyi kaçırmasaydık iyiydi. Kadifenin nerede olduğunu şu anda bilmiyorum. O yüzden kadifeyi takip etmekten vazgeçtim açıkçası. Biraz daha ormanlık alandan çıkıp açıklığa geldiğimizde kadife bizle birlikte mi değil mi anlayacağız. Şu anda yanımda sürünün lideri Yargıç var. Sağ olsun bana gerçekten çok iyimser davranıyor. Onu birazcık kaşıdım. Sırtını mutlu ettim. Bu tarz temaslar köpeklerle aranızda yakın bağlar kurmanıza sebebiyet veriyor. Bizzat karakterini ve özelliklerini anlattığım köpekleri başlarında sahipleri olmadan ve arazide yanında kimse olmadan gerçekten deneyimlemek oldukça güzel. Çağan teşekkür ediyorum bu arada kameranın arkasında bana yardımcı olduğun için. İlkay'a rica ettim. Dedim ki böyle bir işi becerebilecek miyim? Başlangıcımız biraz amatörce ve kötü oldu ama inanıyorum günün sonunda 10 numara bir çoman olarak bu videoyu tamamlayacağım. Ne kadar yoruldum ama şöyle bir durum var. Yanıma su almayı unuttum. Gerçekten ciddi anlamda susadım. Bulduğum ilk su birikintisinden su içmem lazım. Ağzım ciddi anlamda kurudu. O yüzden birazdan dere kenarına geçip bir su içmeyi planlıyorum. Koyunların ne yaptığını açıkçası çok fazla müdahale etmiyorum. Onlar şu anda ormanın arasında kafasına göre takılıyorlar. Araziye gittiğimizde ekstra bir şey yapmama gerek kalmazsa şu an sakinler. Her şey kontrol altında. Değil mi? Me! Tamam dediler. Hadi. Ocağım söndü nasıl beladır, bırakıp gittim bu ne devradır, dünya gözümde kör beladır, Allah'tan bulasın. Kadife! Gitmesen iyiydi be. Atletizmde çok iyi olduğum için karşıdan karşıya atlarken ufak bir sorun yaşadık. Ama sıkıntı yok, hala tek parçayız. Hadi karşıya geçmeniz gerekiyor. Hadi koyun arkadaşlar, rica ediyorum. Hadi tek tek sıra. Düzeni bozmayın, hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi birinizin atlaması gerekiyor, hadi. Yargıç, hadi şunları geçir karşıya. Yaklaşık 15-20 dakikanın sonunda koyunlar şu küçücük su parçasından karşıya geçmeyi ikna oldular. Yani ben derinin önünde duruyorum diye benden mi korktular bilmiyorum. Çağını söyledim, o sürünün arkasına geçerek onları yavaş yavaş öne doğru kovaladı. Şu anda dereyi geçiyorlar. Bura, 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 bura. Haydi. Hadi arkadaşlar, hadi. Hep birlikte. Dikkatimi şu çekti. Şu anda sürüde yargı var.
yargıç var, prenses var, prensesin iki kızı var. Prenses sürekli olarak sürünün en arkasından hareket eden bir şey. Gel buraya kızım, gel. Yan tarafta da karşımıza inek sürüsü çıktı ama köpekleri bir şekilde baskılamayı başardım ineklere saldırmamaları için. Oradaki çoban arkadaş da onlara tepki verince tekrardan sürüye geri döndüler. Hadi, hadi arkadaşlar gidiyoruz. Bu arada kadife ile aramızda yaklaşık bir 300-400 metre var. Şurada ağaçların içerisinde otlamaya devam ediyor. Sanırım binmemi istemediği için bizi uzaktan takip ediyor. Ben de şu anda daha geniş ve düz bir araziye çıktığım için bölgenin Hakim Tepesi'ne çıkacağım. Hakim Tepe'ye çıktığım zaman koyunları yukarıdan nereye gittiklerini daha rahat görebileceğim. Birazcık da istirahat etmeye, dinlenmeye fırsatım olacak ama tepeye çıkmadan önce hemen dereye gideyim. Birazcık su içeyim. Sonra şuradaki Hakim Tepe'ye çıkacağım. Hayvanları böyle komple kartal gibi yukarıdan yuvadan izlemeyi planlıyorum. Bakalım. Haydi. Önce bir ellerimizi yıkayalım dereye düşmeden. Bu arada su çok temiz görünmüyor ama sanırım bir yudum içersem ölmem. Şunu fark ettim. Yaptığım hatalardan birisi sanırım koyunların arkasına geçtiğim zaman koyunlar hızlı bir şekilde yürümeye devam ediyor arkadaşlar. Koyunların önüne geçtiğimde de beni tanımıyorlar, benden ürküyorlar. Az önce deredeki yerden atlamadılar. Bir 15 dakika uğraştım orada. Çağın arkalarından kamerayla sıkıştırdı falan. Sonunda geçmeyi başardılar. Onların çok düzenine karışmak istemiyorum yani. Onlara yakın olduğum zaman hayvanlar benden ürküyorlar ve panik halinde hızlı hareket ediyorlar. Şu anda da ilerlemeye devam ettiler. Ben Hakim Tepe'ye çıkacağım dedim ama ilk önce bir gidelim. Koyunlar nereye doğru gidiyor bilmiyorum. Yüksek bir yere çıkıp onları oradan gözlemleyip kurnaz bir çobanlık yapmayı düşünüyorum. Çünkü hayvanların peşinde koşarken gerçekten yoruldum. Şimdiden vücudum ve kaslarım ağrımaya başladı. Koyunların yayıldığı arazi sürekli inişli ve çıkışlı olduğu için ciddi bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Arazide büyük olasılıkla daha önceki çobanların yürüyerek oluşturduğu patikalar var. Ben de o patikaları takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Değerli dostlar şu manzaraya bakar mısınız ya? Muazzam değil mi? Yani şu anda bütünüyle telefondan uzak, teknolojiden uzak, diğer araba sesleri ve şehir seslerinden uzak. Gerçekten yoruldum ama acayip bir detoks oldu. Resmen vücudumda biriken bütün kötü elektriği attım. Tatlı bir yorgunluk var. Telefondan uzağım, kaygı yok, hiçbir şey yok. Süper oldu. Bu arada iş gerçekten çok kontrolsüz bir şekilde ilerliyor. Tamamen köpeklere güveniyorum. Köpeklerin her birisi birbirinden üstün karakterlere sahip. Koyunlar şu anda kafalarına göre dağıldılar, yayıldılar. Ben de peşlerinden böyle 50-100 metre gerilerinden onları ürkütmeden gitmeye çalışıyorum ama her gün yaptıkları iş bu mu yoksa bu değil mi bilmiyorum. Bakalım. Finalde bu işin sonu nereye varacak merakla bekliyorum. Koyunlar geri mi dönecek hava kararınca, dönmeyecekler mi, önünü çevirmem gerekiyor mu, gerekmiyor mu bilmiyorum. Hiçbir şey bilmediğim için karışmamaya karar verdim. Öyle takılıyorum. Doğanın tadını çıkaracağım. Bu arada değerli dostlar, sebebi nedir bilmiyorum ama zirvede böyle iki tane höyük şeklinde delik gördüm. Bulunduğumuz bölgede Tınaz Tepe, savaşın, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı nokta. Yani acaba define araması mı ya da başka bir şey mi? Tepede bu oluşan delikler nedir? Bizi izleyenlerden bilenler varsa yorumlara eklerlerse sevinirim. Bu arada artık koyunlar yavaş yavaş bana alışmaya başladılar. Zirvedeyiz. Onlarla birlikte birazcık istirahat edeceğim, soluklanacağım. Şunu fark ettim. Onların doğasına uyum sağlarsak, onlarla birlikte hareket edersek beni aralarına kabul ediyorlar. Birazcık ses çıkartırsam, önlerine arkalarına fazla sokulursam da hayvanlar otlamadan ilerlemeye devam ediyorlar. Şu an karınlarını doyursunlar istiyorum. O yüzden onları hiç ellemiyorum. Bir de aralarında sürüye yeni katılan kuzular var. O küçük kuzular da annelerinden daha hızlı yoruluyorlar. Onlar da dinlenmeye geçtiler. Ben de birazcık burada bir saat uyuyacağım. Arkadaşlar ben yapmak istedim ama köpeklerin bir anda bir tanesi bir ses çıkartarak hızlıca arazinin arkasına doğru gitti. Yani görüyorsunuz koyunları otlattığımız yer kurt için çok avantajlı bir arazi. Her an her yerden gelebilme ihtimali var. Prensesin kızlarından bir tanesi şu an kamera ne derece gösteriyor bilmiyorum diğer köpekle tepki verdi. Şu aradan böyle karşı dağa doğru hızlıca ilerlediler. Ben
Köpeklerin tamamı aldıkları kokunun ya da sesin peşinden gittiklerini düşünürken bir tanesi burada koyunların yanında kalmış. Onları beklemeye devam ediyor. Prenses de hemen şurada aşağıda. İki tane köpek sürüyü terk etmemiş arkadaşlar. Diğer köpeklerin tamamı şu anda arazide kayboldular. Ama şunu anladım. Çok özür diliyorum. Sürekli böyle nefes kontrolü yapmaya çalışıyorum. Bulunduğumuz arazi çok dik. Ben yukarıya çıktıkça nefes nefese kalıyorum. Allah bütün çoban arkadaşlara kolaylık versin. Gerçekten çok zor bir meslek. Belki ben bilmediğim için yoruluyorum ama sürekli arazidesiniz. Bu benden kaynaklı mı bilmiyorum ama sanırım amatör çoban olmamla alakalı. Sürünün gerisinde koyunlar kalmış. Bunlar da çalıların arasından çıktılar, geldiler şimdi. Prenses de hemen onların altında. Sanırım sürü bölündü. Şu anda tekrar birleştim bilmiyorum. Bir de işin ilginç bir tarafı var. Bu eniyi birkaç kez sevmeye çalıştım arkadaşlar ama bildiğiniz yabani hayvan gibi sürekli koyunlarla alakalı ama bana hiç müsaade etmiyor onu seveyim. Gel. Gel. Bak. Gel. Benden sürekli olarak kaçıyor. Sanırım ilk ayda ondan temas kuramıyormuş. Evet. Yargı geldi bu arada. Yargıç da geldi. Ve prensesin kızları da geldi. Gelin bakalım aslanlar. Nefes nefese kalmışsınız. Ne oldu? Nereye gittiniz siz? He? Ne kokusu duydunuz siz oğlum? He? Aferin lan size. Oğlum siz olmasanız benim halim harap lan. Vallahi halim harap. Aferin size oğlum. Aferin. Bunların asaletine bakar mısınız ya? Ne kadar güzel görünüyorlar. Değerli dostlar, köpeklerin hiçbirisi ben yatarken benim yanıma gelmediler. Koyun hareket ettiği sürece koyundan gitmeye devam ediyorlar. Sürekli olarak ben arada onları çağırıp seviyorum. Sevdiğim zaman evet benden ilgileniyorlar ama bakın dişiler çok daha ilgisiz. Yani erkek köpekler dişilere göre sürüde biraz daha özgüvenli ve rahat davranıyorlar. Dişilerin kesinlikle ve kesinlikle görev bilinci daha yüksek. Dişilerden en ufak bir tepki geldiğinde de iki erkek köpek hemen anında o gevşek hallerinden vazgeçip hızlıca dişilere yardım etmek için onların peşinden gittiler. Isırma artık, ısırma. Her yanımı mahvettin, ısırma. Ciddi anlamda yoruldum. Bu arada acayip bir şekilde gök gürülüyor. Karşı taraftaki gökyüzü komple simsiyah bir hale döndü. Sanırım ciddi bir yağmur tehlikesiyle karşı karşıyayız. Umarım yağmur yağmadan sürüyü eve döndürmeyi başarırım. Arkadaşlar şu anda Tınaztepe Vadisi'nin zirvesindeyiz. Bu görmüş olduğunuz vadi dağda yaşam aslanlarının darlam sıkı bir mücadele içerisinde olduğu ve sürüsünü başında çoban olmadan koruduğu bir nokta. Şu arazinin yapısına rica ediyorum bir bakın ve lütfen yorumlara ekleyin. Bölgede kurt çok avantajlı. Böyle bir yerde iyi bir köpeğiniz yoksa zayiat vermeden koyun gütmeniz neredeyse imkansız. Ama köpeklerin gördüğünüz gibi benden hiçbir ilgisi yok. Zaten arazinin yapısı zorlaştıkça ben koyunlara da yetişemez hale geldim. Şimdi buradan aşağıya nasıl ineceğimi planlıyorum. Yani zirveye çıkarttı hayvanlar beni. Buradan aşağıya doğru indiler ve karşı zirveye devam ediyorlar. Şimdi bakın şurayı göstermek istiyorum size bakın. İki ağacın arasından koyunlar karşı zirveye doğru devam ediyor. Gerçekten çok zor bir meslek. Yani şimdi buradan peşlerinden nasıl yetişeceğim, nasıl olacak bilmiyorum. Köpekler onlarla birlikte devam etti. Umarım düşmeden karşı tepeye çıkmayı başarırım. Yargı orada, yavru arkasında. Prenses sürekli sürünün arkasını kontrol ediyor. Prensesin dişi yavruları en önde ilerliyorlar. Bölgeyi koklayarak yargı ve yargıçta birisi sürünün solunda, birisi sağında yer aldı. Bir tane de koyun bakın alakasız bir şekilde şurada çalıların içerisine girmiş. Tek başına orada geziyor. Yani sürü halinde hareket ettiğini düşündüğüm bir hayvandı ama gerçekten dağılarak ilerliyorlar. Değerli dostlar, bir işi anlatmakla yapmak arasında dağlar kadar bir fark olduğunu bugün anladım. Bakın, belki 300 tane video çektim, 250 tane videoda bu köpeklerin karakterini anlattım. Ama hayatımda ilk kez tam gün çobanlık yapıyorum. Hemen şu solda yargıcı göstermek istiyorum ilk önce size. Yargıç orada. Koyunların peşinden devam ediyor. Sanırım koyunlar ikiye bölündü. Şu aşağıda bir 15-20 tane koyun var. Bakın, bal kız da hemen aşağıda, gözü onlarda. Orada onları bekliyor. Bir günlüğüne çoban olmak videosunu bir günlüğüne çoban olamamak olarak çevirdim. Ama sağ olsun bu üstün karakterli köpekler benim başaramadığım işte bana yardımcı olmaya devam ediyorlar. Bakın orada aşağıda tek başına geride kalan o 10-15 tane koyunu bekliyor. Olay kontrolden çıktı. İlkay'a haber vermeli miyim vermemeli miyim bilmiyorum. Arazide gerçekten tek başıma yürümekte çok zorlanıyorum artık. Ve koyunlar çok hızlı hareket ediyor. Aşağıdaki koyunlarla mı ilgilensem, sürünün peşinden mi gitsem ikilemde kaldım. Onları bal kıza teslim edip koyunların peşinden gitmeye devam edeceğim. Her bir an gerçekten çok özel dakikalar yaşıyorum. Bakın bal kız aşağıda, al kız da hemen oradan çevreyi izliyor. Yaparak böyle havayı kokladı arkadaşlar. Acayip. Yani bulundukları dağın her bir noktasına nasıl bu kadar organize dağılabiliyorlar? Şaşkınlık içerisindeyim gerçekten. Arkadaşlar gerçekten artık kalp atışlarım 150'ye 160'a çıktı. Bakın koyunların birisi ta nereye gelmiş? Diğerleri nerede? Sürüyü gerçekten sanırım mahvettim. Hayvanlar komple dağıldılar. Allah'tan köpekler de bölündü. Prenses ve
Bal kız orada, al kız. Diğer erkeklerse ilerlemeye devam ediyorlar. Çok zor. Yani İlkay'ı aramam gerektiğini düşünüyorum. Hayvanlara tekrardan zarar vermek istemiyorum ama şansımı son ana kadar zorlayacağım. Çünkü köpeklere güveniyorum. Zaten daha öncesinde videolardan izlediğim kadarıyla böyle koyunda bölünme sorunu olduğunda aşağıdaki koyunu köpeklere teslim ederek daha fazla koyunun olduğu sürünün peşinden devam ediyordu İlkay'da. Ben daha aynısını yapacağım ama İnanın mahvoldum. Ayaklarımı hissetmiyorum. Şu anda ayaklarıma ateş açılmış gibi acıyor. Ciddi bir şekilde sürekli yukarı çık aşağı in, yukarı çık aşağı in. Mahvoldum ama şu anda görebiliyorum. Gördüğüm sürece sorun yok koyunları. Yavaş yavaş onların yanına yaklaşacağım. Oradan da aşağıya eve doğru çevireceğim. Çünkü hava karardı. Çok ciddi bir yağmur tehlikesi var. Bu kadar yüksekte yağmura yakalanırsam sırılsıklam olurum büyük olasılıkla. Yağmur yağmadan onları çevireceğim. Değerli dostlar, bir anlamda yoğun olarak gök gürüldüyor. Yağmur damlaları çiselemeye başladı ince ince. İlkay'ı aramalıyım diye düşünüyorum. Koyunu yavaştan yukarıdan çevirdim. Nefes nefese kaldım. Maalesef Çağan aynı şekilde bana eşlik edemedi. Sırtında platin olduğu için inanılmaz bir şekilde ağrısı var ve şu anda adam mahvoldu. Açıkçası ben de mahvoldum. Ayaklarım acayip bir şekilde zonkluyor. Yani şu anda parmak uçlarımı hissetmiyorum. Arazide sürekli aşağı yukarıya basmaktan çok ciddi bir şekilde tırnaklarım ve parmak uçlarım acıdı. Yağmur da geliyor. Bence bana bu kadar çobanlık yeter. Ben bir İlkay'ı arayayım. İlkay bay hayvanları eve doğru yürüyorum diyeceğim. Kanka telefonunu versene be. İlkay'ın da orada telefon tek diş çekiyor. Umarım duyar. Alo. İlkay ciddi anlamda gök gürlüyor. Rüzgar da arttırdı şiddetini. Ben yavaş yavaş koyunları getireyim birader. Elim ayağım kesildi. Gerçekten yürüyemez hale geldim. Sürü bölündü. Sürüyü zar zor toparladım. Al kızdan prenses aşağıda bölünenlerin yanında kaldı. Öbürleri öbürünü getirdi. Kardeşim bak yağmurun altında kalacağım. Benim dönmem lazım. Birader ne koyunun doyması? Fırtına çıktı fırtına. Tamam İlkay. Koyun doymadan gelmedi adam. Koyunlar yine gitti. Allah kahretsin ya. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Kahretmesin ya. Nereye gidiyoruz? Eyvah eyvah. Ayakkabıyı bari giyeyim. Eyvah ne oldu şimdi ya. Nereye gidiyorsunuz? Gel kaçmayın gel. Tamam bir şey yok yağmur yağıyor. Eyvah eyvah. Arkadaşlar deli gibi yağmur yağıyor. İlkay koyunun karnı doyması gerekiyor diyor. Koyunlar kafasına göre takılıyor. Ya benim çobanlık neyime ya. Ne yapacaksın sen milletin koyununu? Her şeye atılırsın tabii. Eyvah ya. Şimşekler bir yandan çöpüyor. Yani ağacın altından çıksam sırılsıklam olacağım. Koyunlar ilerlemeye devam ediyor. Gerçekten ne yapacağımı şaşırdım. Ama bu videoda da bana ders olsun, akıl olsun. Bu hayatta herkes bildiği işi yapsın. Kimse kimsenin yaptığı işi hafife almasın. Yani benim çobanlar olan saygım bugünden sonra gerçekten 10 kat arttı. Doğadayız, doğayla mücadele içerisindeyiz. İn, çık, peşinden yağmur, koyun bölündü falan. Yani gerçekten ayaklarımı hissetmiyorum değerli dostlar. İnanın zerre kurgu yapıyorsam, zerre yalan söylüyorsam buradan evime gitmeyeyim. Mahvoldum ya. Yani ayaklarım şu anda felç indi. Yağmuru bastırdı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir şekilde artık koyunların 50 metre peşinden ıslansam da ıslanmasam da takibe devam edeceğim. Bir ağacın dışına çıkayım nasıl yağmur yağıyor bir görün arkadaşlar. Gittikleri nokta yine ev değil. Yani çıldıracağım ya. Ev bu tarafta. Arkadaşlar eve gitmemiz gerekiyor. Hadi. Allah ya Rabbi ya Resulallah. Nereden girdim ben bu işe? Allah şu. Eve eve. Ne mesi? Eve hadi. Anama avru. Delireceğim yemin ediyorum ya. Delireceğim artık. Delireceğim yemin ediyorum. Değnek de gitti sinirden. Allah'sın ya Rabbim. Ya Resulallah. Hadi eve hadi. Ben ne yaşıyorum ya. Haydi. Haydi. Arkada kalan koyunlar var. İnemiyorum.
Çobanların bir sözü vardı. Neydi o? Sevilmiş sıpaya döndüm. Yani inşallah. Ya Allah'ım biz gerçekten ne yaşıyoruz ya. İlk ay malına zarar verdiysen de şimdiden hakkını helal et kardeşim. Yani bunu sen istedin. Ben seni aradım. İnsanca uyardım, çağırdım. Dedim ki İlk ay zor durumdayım gel. Koyun doyması lazım, koyun doyması lazım. Al doydu koyun. Hah doydu. Halime bir bakın arkadaşlar. Allah'tan koyun eve doğru gidiyor diye umuyorum şu anda. Geride kalan kuzular var ya. Oğlum İlkay ya. Telefon da çekmiyor. Hayvanlar geride kaldı ya. Şu anda sürü kaç parçaya bölündü bilmiyorum. Sanırım 8-10 parçaya bölündü. Yani bu hayvanlar eve dönerse mucize. İki tanesi orada. İki tanesi geriden mi eriyor? Yağmur bir yandan yağıyor. Gelin gelin hadi. Değerli dostlar bakın. 5-6 tane koyun orada ağacın altında kaldı. Hareket etmiyor. Yargıç burada onlarla birlikte kaldı. Hareket etmiyor. Diğer koyunlar bastı gitti. Yani bunları çevirmem lazım. Hadi. İlkay sana söyledim değil mi? Ne söyledin? Koyunlar geldi. Sen nerede kaldın? Kardeşim şimdi biraz söylüyorum. Hakkını helal et. Biz de seni aramaya geliyorduk. Sen hala olayın ciddiyetinin farkında değilsin. Ben ıslandım diye biliyorum ama. Daha da koyun kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Bence çıkalım bakalım. Yani çalıların arasına dağıldılar, başka yerlere gittiler. İstersen dama girelim bir kontrol edelim. Sana yemin ediyorum vücudumun her yanı sırılsıklar. Gel geçelim bir bakalım dama birader. Koyunlar yok ben sana söyleyeyim muhakkak dağda kalan var. Sürüyü mahvettim. Bakalım abi sıkıntı yok. Şu işi bir çözelim. Sen mi kurdun? Ne oldu abi? Bak bir şey göstermek istiyorum bak. Aynen. Diyemem vallahi. Tıh. Sen istedin abi bak, ne yapayım? Bir gel. Gün çoban olandın ya. Bak. Ya işte ben kendime gelirim de birader sana şaka geliyor. Bak gerçekten arazide bence koyun kaldı. Ya 20 lira 30 lira çobanları çok görüyorlar bak. Ben sana milletvekili maaş alır gibi maaş kesinlikle alması gerekiyor çobanları. Ben bir daha hayatımda en saygı duyduğum meslek çobanlık kardeşim. Yani ben şu anda panik halindeyim. Büyük olasılıkla arazide koyun kaldı birader. Bakalım. Yok, yani köpek kaldı başına bilmiyorum de inşallah malına bir şey olmamıştır. Hani. Biz baktık geldi biz senden şüphelendik kayıp olur diye. Olay çok farklı noktalara gitti ya. Koyun geldi sen gelmedik bizim korkumuz sen edin iyi. Yağmur bastırınca hayvanlar hadi. Dama doğru yaklaşmaya başladı. Hadi gelelim hadi. Evet, Birol abimiz bitini piresini döktü. Kıyafetleri geldi. Anam gülüyor. Hanım anne sence kıvırabildin mi çobanlığı? Kıvırdın, böyle alışacak ne edecek? Şimdi acemilik devir. Vallahi yemin ediyorum Allah çobanlığa öyle kolaylık versin. Mehmet nasıl? Amca seni bugün daha iyi anladım. Meslek nasıl? Çok zor. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Gerçekten çok korktum çünkü koyunları kaybettik zannettim. Buradan şimdi çıktık sabahtan. Her şey güzel. Baştan neşeliydi. Eşek beni kaçırdı falan. Eşek kendisi kayboldu. Ama ne zaman tepeye ve zirveye çıktım. Hayvanlar beni görünce ürküyorlar. Arkalarına geçiyorum. Hızlı hızlı gitmeye başlıyorlar. Önlerine geçiyorum. Gitmiyorlar. En son sürü 2'ye 3'e bölündü. Daha da hepsi ayrı yerlere gittiler. Karşıdan kara bulutlar yaklaşarak geliyor. İlkay'a yardım ama İlkay beni pek umursamadı. Keşke umursasaydı diyorum ben de. Finalde hayvanlar inşallah burnu kanamadan gelmiştir. Ben hala birkaç tane koyunun arazide kaldığını düşünüyorum ama İlkay girdi içeriye kontrol etti. Geldi. Hepsi tamammış. Kalmazlar da biz anam senden korktu. Git bir bak dedi. Git, düşer bak, şaşağı düşer, dedi. Bunlar bilmez. Dağmağı bilmez dedi. Koyunlar geldi. Çekemedim. O arada baktım. Bunlar yok dedik. Bir ol yok dedik. Anam dedim koyunlar geldi. Bunlar yok dedim. Yani samimiyetle söylüyorum. Gerçekten çobanlık zor hem kutsal hem onurlu hem de çok zor bir meslekmiş. Zor. Şu anda
Ayaklarım ciddi anlamda ağrıyor. Sürekli rampa inip çıktığımız için biz gündelik hayatımızda kendimizi şehrin içinde gezdiriyoruz. Evet. Telefona da baktım arkadaşlar. 17 bin civarında adım atmışım. İlk ay 30 bin, 40 bin adım attığı, 50 bin adım attığı günlerin olduğunu söyledi. Ben yine çok az gezmişim ilk aya göre sen ama. Sen gezmedin daha. Benim için acayip bir maceraydı. Ama şunun altını çizmek istiyorum samimiyetle ilk ay. Senin köpeklerini övmek adına değil, bugün bizzat izleyenler tekrardan gördüler. Koyunlar ayrıldı. İki tane dişi ayrılan koyunları bekledi. Diğer köpekler diğer koyunların peşinden gittiler. Ben finalde artık kontrolü kaybettim zaten. Hayvanlardan sonra eve döndüm ama geldiğimde hepsi dama ulaşmıştı sağ salim. Getirdiler. Aynen öyle. Sana bir şey olmasın da. Herkes bu mesleği bilsin, zorluğunu görsün kesinlikle diye. Sana da bir şans verdik. O şansını iyi değerlendiremedik. Allah'tan hayvanlara bir şey olmadı ya. Yani ben zaten şuna güvendiğim için, köpeklere güvendiğim için bugün çobanlığı yapamasam da... Bak çobanlık şöyle bir meslek. Okuyup bir yerlere gelebiliyorsun ama çobanlığın okulu mokulu yok. Yok. Bunu... Var aslında işte kanka burada senin yanında. Yaparak öğreniyorsun. Kesinlikle. Bundan sonraki taliplerimizi de bekliyoruz hanım ana. Bugün biz çayımız, kahvemiz iyiydik. İyi oldu. İyi oldu. Güzel bir deneyim oldu sana. Deneyim da oldu. Evet, sağ Allah bu dedi bir ol sana bir yağmur verecek. Şunu bugün bir kez daha anladım ve hissettim. Herkesin sahip olduğu hayatın kıymetini bilmesi gerekiyor. Tabii, evet, burada tabii ciddi bir emek var. Yani evet, kazandığınız her bir kuruşun ne kadar helal bir para olduğunu ben bugün bizzat deneyimledim. Yani karşıdan göründüğü gibi değilmiş bu iş. İnternete 300 tane video çektim çobanlarla, köpeklerle ilgili ama bizzat kendim yaptığımda bu işin ne kadar zor olduğunu ilk kez anladım. Artık bundan sonra çobanlara olan saygım 10 kat daha arttı diyebilirim yani. Gerçekten çoban, öyle. Çoban olan insan, koyun güden insan hiçbir şeyden yılmaz abi. Kesinlikle. Aynen. İşte öyle... Şu iş bu iş kolay geliyor onlara. Hafif geliyor yani. Dağlarda yürümek bu işin meziyeti, emeği çok zor. Çok her zor. Zaman da anlatıyoruz. Dağdaki köydeki insanların mallarının değeri daha fazla olsun. Etinin, sütünün değeri daha fazla olsun. Kesinlikle. Ondan sonra çoban bulamıyoruz diyorlar. Çobanı nasıl bulacaksın? Bak bakayım abim şimdi bugün yaptın. Gidelim. Bizim maaş kaç lira olması lazım diye... 100 bin lira dedi. Aylık sizin 100 milyar alması gerekiyor bir çobanın dedi. Bu arada buradan Afganların da... neden 30-40 bin lira para istediğini de anladım ha. Yani o adamlara da saygı duyuyorum kanka. Birçok Afgan'a pahalı maaş istedikleri söyleniyor ama çobanlık zor bir meslekmiş. Hakikaten abi zor. Abi yemin. Belki de ben bilmiyorum diye zor geldi ama kanka zor yani. Sen bilmeyip zaten ben senin şey yani köpekler olmasa sen zaten bu kadar da olmazdı senin. Değil mi? Mesela sen gündüz gittin bir de gece olduğunu düşün. Günün gecesi var abi, bayramı var, düğünü var, müğünü var. Sen en kolayı şimdi, en zoru gece. En tamam kolayı. Bir de şunu düşünün, köpekler ya mala sahip çıkmasaydı da ben 50 tane koyunu zayi etseydim. Ya. Daha zaten güvencimiz bizim köpekler. Kaç yüz milyar ki zarar verecektik ki biliyorum. Biz koyun, yaşam ailesine. Düşünsene koyun geldi bir dolu abi yok. Dedik ne oldu bir şey mi oldu bu adama dedik. Yani olaya bak, sen koyundan da gelemedin. Gelemedim, geldim nasıl geleyim ben. Yuvarlanıyorum zaten aşağılara. Yürüyemiyorum ki yolda. Biz senden şüphelendik. Aynen. Korktuk yani bir şey olmasın. Başına bir şey gelmese bari diye. Çok şükür kostüm vardı. Allah'tan kıyafet vardı da donmaktan kurtulduk. Allah'a emanet diyelim. Evet. Değerli dostlar, güzel yavaş yavaş bir videonun daha sonuna geldik. Benim için gerçekten adrenalin dolu bir deneyimdi. Bir dönem dama geldiğimde ciddi anlamda kaygım arttı. Çünkü koyunların nereye gittiğini bilmeyerek buraya dönmüştüm. Çok şükür hepsi sağ salim burnu bile kanamadan dama ulaşmışlar. Allah'a emanet. Allah'a emanet hepinizin.